AKP Genel Başkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar buluşmasında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarından ve kutuplaşmadan bahsetti. Kılıçdaroğlu, altılı masaya gelen eleştiriler üzerine, bazen altı benzemez bir araya geldi diye kızıyorlar. Altımızda demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Hepimizde memleket sevgisi, yurt sevgisi var. Türkiye'yi içinde bulunduğu badireden çıkarmamız lazım dedi. AKP ve MHP'nin seçim kanunu teklifini tuzak olarak nitelendiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan açıklamalarda bulundu. Babacan, tuzağa önce MHP'nin sonra AKP'nin düşeceğini belirterek muhalefete düştükleri an parlamenter sistemi destekleyecekler dedi. Bakan Soylu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü kuvvetine kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikov tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makinalı tabanca kaybolmuştur bilgisini verdi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de bazı kentlerde valilerin aynı zamanda belediye başkanlarının görevini üstlenmesinin Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nın ruhuna aykırı olduğu uyarısında bulundu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, adaletsizliğin bu kadar zirvede olduğu bir dönemi görmediğini belirterek, bugün iktidarda bulunanlar, geçmişteki iddialarının tümüyle kendileri vuruldular, kimleri tenkit etmişlerse aynı şeyleri iktidarda bulunanlar yapıyorlar, geçmişte mağdur oldukları ne varsa, şimdi failleri oldular dedi. Et ve Süt Kurumu'nun %48 zam yapmasının ardından, Mayıs ayı sonuna kadar ete %30 zam daha gelmesi bekleniyor. Zamlar dar gelirlilere uygun fiyata tablodot yemek çıkaran esnafı da zor duruma soktu. İzmir Alsancak'ta lokanta işleten Azime Keskin, etli yemek yapmıyoruz, bir etli yemeği 70 liraya satman lazım ki kurtarsın, et fiyatları arttığı için çoğu etli yemeği menümüzden çıkardık dedi. Ömer Ercan ise, 150 liraya et alıyoruz, o yüzden kaldırdık et döneri diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken, bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası kapanan Moskova borsası tekrar açıldı. Güne %11'e varan yükselişle başlayan borsada, açığa satış işlemlerine ise izin verilmeyecek. Türkiye'de yaşanan gıda enflasyonu, ayçiçeği ve buğdayın ardından şekeri de vurdu. Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair, son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alındığını belirterek, şeker fabrikalarına inceleme başlatıldığını bildirdi. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu gece gelecek zamla birlikte, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili konuşma yapmak üzere Avrupa Parlamentosu'nda bulunan Kanada Başbakanı Trudeau'ya, parlamentonun Hırvat üyesi ve eski yargıç Mislav Kulakusek'ten sert eleştiri geldi. Koronavirüs karşıtı protestolarıyla bilinen Özgürlük Konvoyu üyelerine hükümetin sert müdahalelerini hatırlatan Kulakusek, Trudeau'ya "Yöntemleriniz en kötü türden bir diktatörlük." dedi. Amerikalı eski bir CIA yetkilisi, Wall Street Journal gazetesinde yazdığı yazıda, Türkiye'nin elindeki S-400 füzelerini Ukrayna'ya verebileceği önerisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu yazıya karşılık olarak, önce F-35 ve Patriotların Türkiye'ye verilmesi gerektiğini savunan bir makale kaleme aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali devam ediyor. Ukrayna ordusu, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğunu duyurdu. Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize tanımlanamayan bir füze attığını bildirdi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, füzenin ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği ifade edildi. Pensilvanya senatörlüğüne aday olan, Türk kökenli ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını duyurmasının ardından, ABD Başkanı Biden, Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevinden aldı. Uzmanlar Antarktika'nın doğusunda, son günlerde mevsim normallerinin 30 derece üzerinde sıcaklıklar ölçüldüğünü duyurdu.
Güney Kutbu'nda 3000 metre yükseklikte bulunan araştırma istasyonu Dome Concordia'da, uzmanlar geçen cuma günü -11.5 ile bir rekor sıcaklık ölçümü yapıldığını duyurdu. Trabzonspor tarihinin ilk Avusturyalı futbolcusu olan Marchenko, Trabzonspor'da forma giydiği günler hakkında, kadro dışı bırakılma sürecim en aşağılanmış şekilde gerçekleşti. Antrenmanı bitirdik, takımla yemek için oturduk ve yemek yemeye başlamadan hemen önce, bana antrenman alanını terk etmemi ve bundan sonra artık A takımda olmayacağımı söylediler. En aşağılanmış şekilde takımdan uzaklaştırılmıştım. Aşağılanmış şekilde kadro dışı bırakıldım, kimse bana bunun nedenini açıklamadı dedi.